Evet, GitHub Copilot Visual Studio kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuldu ve son bir yılda Cursor'a önemli ölçüde yaklaştığı söyleniyor. Ancak Cursor kadar iyi mi? Hadi bakalım. Başlamadan önce yapay zeka ile kodlama adında bir WhatsApp grubu kurduk. Kendi bilgilerimizi paylaşmak ve network edinmek için katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan veya Twitter'dan bana mesaj atabilir. Sosyal medya linklerim aşağıda mevcut. Cursor gibi araçlarda daha etkili prompt yazabilmeniz için bir e-kitap hazırlıyoruz. E-kitap çıkınca onun da linkini açıklamalara ekleyeceğim. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi ilk başta çoklu dosya düzenleme özelliğine bakacağız. GitHub Copilot'ın Edit with Copilot özelliği, Codebase ile kod tabanınızdaki birden fazla dosyayı aynı anda okuma ve yazma özelliği sunuyor. Burada önceki Cursor vs Windsurf videosunda oluşturduğum Web To Do uygulamam var. Şimdi burada değişiklikler isteyeceğim. Şu an kullanacağım Copilot'ın free versiyonu. Öğrenci hesabıyla Pro versiyonu ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece öğrenci belgenizi GitHub'a yüklemeniz gerekiyor. Eğer Pro versiyonunun da kıyaslanmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İsteyen olursa onu da kıyaslayabiliriz. Şimdi mevcut sayfama bakıyorum. Burada neler yapabiliyorum? To do ekleyebiliyorum. Spor yap, yürüyüşe çık gibi metinler yazabiliyorum. Tarih seçebiliyorum, silebiliyorum. Şimdi buna zor bir özellik ekleyelim. Buradaki to do'larıma sürükleyebilme özelliği ekleyelim. Bir de onları kolonlara ayıralım. Bir Trello gibi. Yapılacak, yapılıyor, yapıldı gibi 3 adet sütuna ayıralım. Ve bunların içerisine sürükleyerek dolaşabilmesini sağlayalım. Şimdi Copilot'ın free versiyonunu açtım. Şimdi buraya Codebase ekledim. Bu Codebase özelliğiyle koda hakim olup birden fazla dosya editleyebiliyor Copilot. Yine Claude 3.5 Sonnet kullandım burada da. Şimdi promptumda şunu dedim. Uygulamamdaki to-do'ların kolon mantığı şeklinde gözükmesini istiyorum. Kolon isimleri yapılacak, yapılıyor, yapıldı olsun. Bu to-do'larımı sürükleyerek diğer kolonlara taşıyabileyim dedim. Şimdi bu promptumu gönderiyorum. Evet, ilk başta biraz kod yazdı ama sonra çalışamıyorum dedi. Error verdi, durdu. Şimdi yeniden göndereceğim. Evet, şimdi yeniden gönderdim. Oldu. Şimdi ben şöyle bir sıkıntı yaşadım. Tek tek tüm kodları onaylamam gerekiyor. Hepsini tek tek accept etmem gerekiyor. Ve doğru sayfayı açarak yapmam gerekiyor. Doğru sayfayı açmazsam yanlış sayfa ekliyor. Mesela nasıl? Örneğin ekranda index.html dosyası açık. Ben script.js koduna apply dersem bunu index.html sayfasına ekliyor. Bunun olmaması için de tek tek eklemem gerekiyor. Toplu ekleme var mı? Tabii ki var. Fakat toplu ekleme yaparken bazen patlıyor, bazen işlemi durduruyor. Anlamsız, anlamadığım için ben tek tek yaptım. Bir de bunu geri alamıyorum. Working'de kalıyor. Bir de bizi sürekli Claude'den GPT-4o'ya atıyor. İsteğimizden sonra GPT kullanmamızı istiyor Copilot sürekli. Bence Claude bu alanda daha başarılı. Evet, şimdi yaptığını söylüyor. Tek tek ekledim. Şimdi tarayıcıya girip sayfamı yeniliyorum. Evet, alt tarafa kolonlarım geldi şu an. Şimdi yukarı spor yap. Bir de yürüyüşe çık diyorum. Aşağıdan tarihimi seçiyorum. Ekle dedim. Evet, spor yap. Geldi. Yapılacak kısmı. Yapılıyor'ya çektim. Yapılıyor'dan yapıldı'ya çektim. Evet, ki taşıyabiliyorum. Silme işlemini. Evet, silme işlemini de yapabiliyorum. Şu an Copilot istediğimizi yapmış gibi gözüküyor. Yani işlevi verdi ama UX güzel ama biraz işlevlerde sıkıntı var anlamada. Yani veya uygulamada. Ama şu an preview kısmında biraz zaman vermek gerekebilir. Şimdi hata düzeltme kısmına bakalım. Burada çok basit bir istekte bulundum. Bilerek hatalı bir yazım yaptım. Görevler kelimesini bilerek yanlış yazdım gördüğünüz gibi. Dedim ki bunu bulup düzeltmesini istedim. Promptum da aynen şu şekilde. Görevler metni yanlış yazılmış. Bunu düzelt dedim. İlk başta Codebase yazmama rağmen benden dosya eklememi istedi. Sonrasında fark ettim ki GPT-4o'ya geçiş yapmış otomatik olarak. Belki GPT-4o sebep olmuştur diye. Claude ile deneyeyim dedim. Belki GPT'den dolayıdır diye. Claude 3.5 Sonnet'e geçtim fakat yine aynı sonucu verdi. Dosya istiyor benden hala. Aslında çok basit bir işlemde bulundum. Aynı promptu Cursor'a verdim. Add Codebase bile vermedim. Agent modunu aktif ettim. Sadece görevler metni yanlış yazılmış. Bunu düzelt dedim yine Cursor'da. Aynı promptumu yapıştırdım. Ve hemen gerçekleşti. Yani sıfır aksama. Yine Claude 3.5 Sonnet kullandım. Demek ki kullandığı yapay zeka modelleri aynı olsa da editörün yapay zeka modelini nasıl kullandığı çok etkiliyor. Aynı şey bizim promptlarımız için de geçerli. Hepimiz aynı kod editörünü kullanıyoruz. Ama nasıl prompt yazdığımız sonucumuzu direkt olarak etkiliyor. Şimdi otomatik commit mesajına bakacağız. Copilot'un otomatik commit mesajı oluşturma özelliği var. Bu mesajlar genelde kısa ve öz oluyor. Büyük ihtimal GitHub'ın kendisinden beslendiği için. Ancak Cursor'un oluşturduğu commit mesajları biraz daha uzun oluyor gördüğünüz gibi. En azından benim için uzun. Şimdi özel talimatlar bölümüne bakacağız. Burada Copilot Instructions MD dosyası var. Bunu kendim ekledim. Özel talimatlar verebilmek için bu dosyayı kullanıyoruz. Öncelikle nedir bu Copilot Instruction MD? Burada Copilot'tan nasıl bir hizmet almak istiyoruz? Neler kullansın? Onları belirtiyoruz. Örneğin hangi dilde yazacağını belirtmek, mevcut kod yapısını bozmadan değişik yapmasını istemek gibi. Cursor'da da benzeri bir sistem var. Burada da Cursor neler kullansın, Cursor'dan nasıl bir hizmet almak istiyoruz onları belirtiyoruz. Burada da dosyanın adı Cursor Rules diye geçiyor. Başlarındaki noktalara dikkat edin. Nokta Cursor Rules, nokta GitHub'ın içerisine koyuyoruz. Adı da Copilot Instruction MD olarak. Evet, şimdi sıfırdan uygulama yaratma ve image to code özelliklerine bakacağız. Yayındaki popüler uygulamalardan birinin arayüzünü
arayüzüne indireceğim şimdi. Bunun için Mobin sitesine giriyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Bu arada Mobin mevcut uygulamaların ekran görüntülerine erişebileceğiniz bir web sitesi. Hem iOS hem Android hem de web seçeneği mevcut. Biz webden seçeceğiz. Buradan Airbnb şu sayfa oluşturmasını isteyeceğim. Tıklıyorum. 3 noktaya basarak Download Screen diyorum ve indiriyorum. Pro üyeliklerinde UI yakışıklarını görüp kendi uygulamanızın UI yakışığında çıkarabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Gayet memnunum. Evet, şimdi ilk olarak Cursor'dan başlıyoruz bu sefer. Şimdi vermiş olduğum prompt şu. Vermiş olduğum görseldeki UI'yi birebir aynısını yapmaya çalış. HTML, CSS ve JavaScript kullan. Gene Claude 3.5 Sonnet kullanıyorum. Buraya görselimi ekliyorum ve gönderiyorum. Gene Codebase kullanmadım. Agent'ı kullandım. Agent mod adım adım çalışarak kod hatalarını kontrol ederek devam ediyor. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer yeni önerileriniz varsa onları da yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi bitirdiğini söylüyor. Accept all diyorum. Şimdi web sitemizi açalım. Evet, gayet güzel bir web sitesi yapmış. Görseli bile kendisi internetten bulup yüklemiş. Evet, full screen yaptığımda alt taraf kayıyor ama büyük ihtimal verdiğim görselden dolayıdır. Burada responsive design yap veya ekranı tümüne yay dediğimizde bu hata düzelecektir. Evet, butonlara tıklıyorum. Buralara çalışmadığı için birer alert koymuş. Yakında gelecek diye. Her ikona tıkladığımda farklı açıklama geliyor. Language yakında gelecek gibisinden. Menülere yukarıdakileri hover özelliği koymuş. Mouse'um gezdikçe renkleri değişiyor. Evet, gayet başarılı. Cursor'dan beklediğim gibi bir sonuç çıktı. Bakalım Copilot'a verince nasıl bir sonuç çıkacak? Airbnb logosunu bile eklemiş. Evet, şimdi aynı prompt ve aynı görseli veriyorum. İkisinde de Claude 3.5 Sonnet kullandım. Evet, promptumu gönderdim. Copilot ilk başta error verdi. Anlamadım neden. Tekrar denedim. Şu an çalışıyor. Tekrar denedim, oldu. Ama dosya yaratma işleminde yapamadı. Kendim dosya yarattım. Index.html, style, CSS vesaire. Sonrasında kendim tek tek ekledim. Bu kısma gerçekten uğraştırıcı. Cursor bu noktada çok iyi. Ne alaka bilmiyorum ama Nike'la ilgili bir şey çıkardı. Sanırım ben görseli verdim ama görselde de öyle bir şey yoktu. Böyle bir Nike uygulaması çıkardı bana. Color, size ve satın al butonu eklemiş ekrana. Bir animasyon eklemiş ama ne promptumuzda ne de görselimizde buna benzer bir şey vardı. Sanırım görsel işlemede çalışmıyor da olabilir. Chat içerisinde görsel ekleme yoktu. Projeye ekleyip oradan referans verdim. Belki bilmiyorum, o yüzden de olabilir. Neyse, sonuçlar böyle arkadaşlar. Sonuç olarak Cursor çok dosyalı düzenleme ve kod tamamlama gibi alanlarda açıkça daha etkili ve hızlı ve sorunsuz ilerliyor. GitHub Copilot ücretsiz bir seçenek olarak cazip olsa da performans açısından Cursor kadar etkili değil. Özellikle zamanını değerli görenler ve ayda 20 dolar ödemeyi sorun etmeyen kullanıcılar için Cursor çok daha mantıklı bir seçenek. Puanlarda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin favoriniz nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.